Selamun aleyküm arkadaşlarım. Sürpriz bir şekilde karşınızdayım. Daha önce de söylemiştim. Ben zaman zaman böyle günün flash konularını sizlerle paylaşma adına sürpriz sohbetler yapıp karşınıza gelebilirim diye. Nitekim öyle oldu. Küfürbaz Haydarı. Küfürbas Haydo, evet Küfürbas Haydo tırnak içinde ünlem diyoruz. Küfürbas Haydo'nun e, aldığı ceza nedeniyle arkadaşlar daha doğrusu almadığı ceza nedeniyle karşınızdayım. Şimdi diyeceksiniz ki bu Küfürbas Haydo kim? Küfürbas Haydo'nun kim olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Önce bu Küfür Küfürbas Haydo'yu hani var ya sosyal alemde yazın Küfürbas Haydo diye karşınıza gelir. Malum Küfürbas Haydo. Küfürbas Haydo Sergen Efendi'nin Almadığı ceza nedeniyle geldim karşınıza biliyorsunuz küfür bas haydi <laughs> sol Sivas maçında. Hakem, makem falan kim gelirse önüne dümdüz gitti arkadaşlar. Dümdüz gitti. Herkesi bir güzel kalayladı. Bir güzel temiz kalayladı. Ha bakın burada gösterelim işte bakın. Durumda bu. Şimdi benim ilkel koşullarla arkadaşlar. Bakın anlarsınız işte son dakika haberi olarak vermişler. Küfürbaz Haydo bir maç ceza aldı diye. Neyse okunuyor, okunmuyor ilkel koşullarla. Şimdi orası önemli değil. Bu Küfürbaz Haydo'nun aldığı bir maç ceza üzerine gelin biraz konuşalım. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii. Niye şaşıralım ki? Çünkü e, bunlar tamamen federasyonu ele geçirmişler. Özellikle öyle ya da böyle bir şekilde ceza kurullarıyla, tahkim kurullarıyla öyle ya da böyle her ne kadar işin başında Fenerli Başkan olsa da onun yardımcısı 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 da Fenerli olsa da arkadaşlar bunlar bu Beşiktaş e, camiayı ele geçirmiş. Tamamen ele geçirmiş. Ben on hangi yönden ele geçirdiklerini gayet iyi bildiğim için hiç şaşırmıyorum. Çünkü işin içinde çok güçlü isimler var. Camiyeyi ele geçirmeleri adına ele geçirmişler. Malum bu şeyin içinde de TFF'nin içinde de bazı isimler var. E, o isimlerden biri de e, biliyorsunuz işte e, Gençlik Spor Bakanlığı bilmem ne genel müdürü soyadı Baykan olan bir tip var. O falan. Bunlar abi zaten o adam da işin başı. Her neyse. E, kimin ne olduğu ne olmadığı o kadar önemli değil ama ortada bir rezillik var arkadaşlar. Rezillik var. Rezillik şu gayet açık net. Gayet açık net bir şekilde adam hakeme dümdüz gidiyor. Dümdüz gidiyor. Kalay çekiyor. E. Tertemiz bir kalay yapıyor. Benim şimdi o, o cümleleri burada kurma şansım yok. Var da kurmayalım yani. Niye kuralım yani? Hakemi bizde temiz kalaylıyor. Sonra sahanın içerisine dalıyor. Topa vuruyor, protesto ediyor. Daha bunun gibi daha ne rezillikleri var da. Geçen seneden bu tarafa doğru. Hep bunlar kapatıldı, kapatıldı. En son abi işte bu rezillikten sonra 7-8 maç ceza alması gereken adam. Hatırlayın Arda. İşte malum bir yani e, Fatih Terim sever adamı muhabbetinden sonra öznesi belli değil, hedefi belli değil falan e, bastılar cezayı. Ona verdiler, buna verdiler. İşte e, daha önce hatırlarsanız Melo bir tweet paylaştı diye ceza verdiler. Bunların hiçbiri sürpriz değil tabii. Bunları geçiyoruz. Hatırlarsanız... O filozof güneş vardı ya Beşiktaş Teknik Direktörlüğü döneminde hakemlere neler saydırmıştı ceza meza almamıştı. Bunlar biliyorlar ceza almayacaklarını 7-8 maç ceza alması gereken adam efendim soyunma odasında giderken sportmenliğe aykırı hareketten attım demiş maçın hakemi türbüne gönderdim demiş. Dolayısıyla sportmenliğe aykırı hareket efendim sportmenliğe aykırı hareket neymiş? Sağ içine girip topa mı vurmak mı? Neyse yani. Onun da cezası daha fazla olması lazım. Her neyse ceza veremediler. Şimdi neden? Çünkü bunlar e, bir maç oynayacaklar. Hemen o maçtan sonra yani Başakşehir'le, Başakşehir'den sonra da Galatasaray'la oynayacaklar. Galatasaray maçında Bay Sergen Yalçın Efendi'nin takımlarının başında olmasını istedikleri için. O Mehmet Baykan denen adamın da nasıl tweetler attığını, nasıl hasta Beşiktaş'ta olduğunu, kör kütük bir fanatik derecede Beşiktaş'ta olduğunu. Çünkü takım tutmak e, suç değil. Herkes bir takımı öyle ya da böyle tutabilir. Ama bu kör kütük... Beşiktaşlı abi. Gözü hiçbir şeyi görmüyor. Hukuk kurulunda başında da bu adam olunca hatırlayın e, Futbol Federasyonu'nun genel kurulu sırasında Rezan'a nasıl itiraz etmişti bu adam çünkü hukuk kurullarının bu ceza kurulunun, tahkim kurulunun bütün yetkileri elinden alınıyor ya seçimle göreve gelecekler ya bu beyefendi tabi bunu hazmedemiyor çıktı orada caz yapıyordu Rezan Efe Özdemir de bunu susturdu hani derler ya affedersin itin götüne soktu diye tam anlamıyla it'in götüne soktu. Ama o da boş durmuyor tabi. İntikam alıyor. Öyle Galatasaray söz konusu olunca cezalar en üst perdeden ve en etkili maddelerden uygulanırken bunlara gelince en alt perdeden ve en etkisiz maddelerden uygulanıyor veriliyor cezalar rezalet. Tam anlamıyla rezalet. Neresinden bakarsanız bakın işte ben o yüzden diyorum karşınızda karşınıza küfür basaydoya verilen bir maçlık ceza nedeniyle karşınıza geldim. Sohbeti yapıyoruz. Adamın hakeme nasıl saydırdığını, saha içerisine girip topa nasıl hışımla vurduğunu herkes bu görüntüleri biliyor. Bu görüntüler bende de var. Şimdi sizinden bunu paylaşacağım durumda değilim zaten hem e, biliyorsunuz yasal olarak mümkün değil hem de zaten tekniğim e, buna müsait değil bu görüntüyü size net bir şekilde göstermeye ama siz bunu biliyorsunuz çünkü günlerdir bu görüntüler zaten elden ele dolaşıyor. Herkes bu görüntülere adeta ezberlemiş durumda. Adam sahaya giriyor, topa vuruyor. Hakemede bir güzel tertemiz en kralından kalayı çekiyor. Bunu herkes görüyor mu? Görüyor. Eğer ağız okumayla, dudak okumayla yani dudak okumaya bana uzmanlığa falan gerek yok. Sokaktan bir 5 yaşındaki çocuğu da çevirin. size bunun ne olduğunu söyler yani diyeceksiniz ki 5 yaşındaki çocuk söyler mi? Hadi 5 yaşındaki söylemesin de 10 yaşındaki söylesin abi. Adam son derece etkili bir şekilde hakeme kalay çekiyor ve bunun için Burada kelli felli federasyon üyeleri. Onunla, ya alın görüntüyü izleyin kardeşim. Deyin ki evet biz görüntüleri aldık, izledik. Doğru. Sergen kardeşimiz burada e, güzel, temiz bir kalay çekiyor. Ama biz kendisiyle konuştuk. E, en acı biberden de aldık. Ne biber rufa biberi mi olur? Antep biberi mi? Neyse işte. O biberden aldık. Ağzına sürdük. Bir daha yapmayacak. E, dolayısıyla centilmenliğe aykırı hareketten, işte sportmenliğe aykırı hareketten de bir maç verdik. Galatasaray derbisinde de Sergen kardeşimiz, Bay Sergen kardeşimiz, değerli hocamız, üstad hocamız sağ kenarında yerini alacaktır. Yeni kalayları kendisinden bekliyoruz diye açıklama yapabilirlerdi yani bunu yapmadılar. 41. madde söz konusu Fatih Terim'e uygulanır ama bunlara uygulanmaz. Aynı maddeden bile gitseler ceza kuruluna ona ihtar verilir Fatih Terim'e 5 maç verilir. Bu, bu neyi gösteriyor? Bu bir bakım abi Türk futbolunun nasıl bir çürümüş zihniyetler tarafından yönetildiğini gösteriyor. Bu ceza kurulunun, bu tahkim kurulunun derhal derhal hemen görevden el çektirilmesi lazım. Tabi federasyonun gitmesi lazım o adamlar gitmiyorlar. Gitmezler de zaten çünkü onlar seçimle gelmediler. Atamayla geldikleri için bir yere gitmeyeceklerini biz biliyoruz. Ama bu rezaletin altından nasıl kalkacaklar? Ya adı herkesin elinde görüntü var arkadaşım. Adam resmen hakemi kalaylıyor. Ha diyorsa ki ben Patagonya'daki hakemi kalaylıyorum diyorsa artık diyecek bir şey yok yani. Herhalde öyle demiştir yani. Bunlar mutlaka bir savunma almışlardır. O da demiştir ki ben Patagonya'daki hakemi kalaylıyorum. Dolayısıyla olabilir. E bu Bay Sergen, Bay Sergen ne isterse olabilir. Daha önce küfürbaz Haydo Beleşoğlu vardı. Şimdi Başakşehir'in teknik direktörü oldu. Ondan da yeni e, küfürbaz Haydo'lu küfürler mutlaka bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama e, Bay Sergen Efendi'ye gösterilen toleransın ona gösterileceğine pek inanmıyorum. Her neyse derleyelim, toparlayalım. Karşınıza bu vakitte geldim. Biraz da vakitsiz geldim ama... Bay küfürbaz Haydo'ya verilen daha doğrusu verilmeyen bir ceza nedeniyle sizinle bunu paylaşmak istedim adam her türlü güzel kalaylamayı yapmış her türlü ince doğramayı yapmış her türlü spor medya'ya aykırı diye adlandırabileceğimiz davranışları yapmış ama ceza kurulu bunu korumuş kollamış ve adama bir madalya ben olsaydım onların yerinde hiç ceza vermezdim o bir maç cezayı da vermeyin kardeşim Deyin ki biz cezaya gerek görmedik. Sadece ihtar hatta para falan da cezada vermeyin. Adam çıkıyor işte görüyorsunuz devletin TRT'si olmuş BJK TV gibi yani. Her seferinde ada oranın başındaki adam Beşiktaş Amigoları, yorumcuları Beşiktaş Amigoları, Beşiktaş'ın başkanı çıkıyor. Abuk subuk saçma sapan bir takım konuşmalar, korumalar, kollamalar, ona buna geçirmeler, laf sokmalar, laf geçirmeler. Bu ne ya? Bu ne? Abi yeter derler adama Sizde hiç mi yok? Sizde hiç mi sıkılma yok ya? Oraya ceza kuruldu diye bir sürü kelli felli oturtmuşlar. Tahkim öyle, o öyle, federasyon öyle. Adam resmen hakemi bir güzel kalaylıyor. Ana avrat dümdüz gidiyor lan. Dümdüz gidiyor be. Yazıklar olsun. Ama medya içerisinde bir sürü bunları kollayan, kollayan, dallama şerefsiz he, varken... Böyle durumlar ortaya çıkıyor. Yazıklar olsun alayınıza yazıklar olsun. Arkadaşım Türk futbolu bitmiş. Türk futbolu bitmiş. Biz nelerle uğraşıyoruz ya? Bu adama eğer 7-8 maç ceza verilmiyorsa yazıklar olsun. Alayınıza yazıklar olsun. Yuh olsun. Yuh. Hatta çüş lan. Çüş be. Alayınıza çüş. Utanma yok, sıkılma yok ya. Nasıl insanlarsınız sizler ya? Şu bir maçlık cezayı hangi yüzle açıklayacaksınız? Adam elde görüntü var ya ana avrat bilmem ne diye güm dümdüz gidiyor ya. Daha bundan başka kalayın çeşidi mi var yani? O küfürlere şu ceza kurulundaki tiplere ver, etseler acaba ne olur? O küfürleri eğer sergen küfür etmediyse sergen temizse o zaman ben diyorum ki o sergenin söyledikleri alayınıza alayınıza gelsin alayınıza gelsin diyorum madem yapmadı Sergen bir şey yapmadı alayınıza gelsin. Utanmazlar. Yazıklar olsun. Bari deyin ki hiç ceza vermiyoruz kardeşim. Sergen bizim korumamız kollamamız altında. Arkadaşlar bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ya insana dokunuyor be. Dokunuyor. Ulan ceza verseniz ne olur, vermeseniz ne olur. Basın. Hatta bundan sonra en ufak bir şekilde Sergen Efendi'ye vereceğiniz cezayı ee, Fatih'e yazın bir şekilde Fatih Terim'e yazın ona verin bilmem Galatasaray'a verin ve siz şimdi bu adamlardan ya Serdar Tatlı dediğiniz adam Mehaken'in başı adam hasta Beşiktaş'ta adam açık açık söylüyor seremonilerde siyah beyaz kravatlar işte Urfa bilmem BCK derneğini kurmalar o bu açık açık tavır koyuyorlar yazıklar olsun bu koruma bu, bu, bu şey devam ederse rezillik var ya bu, bu sene de bunlar şampiyon olurlar. Seneye de şampiyon olurlar. Böyle almış gidiyor. Geçen seneki 7 sıfırları, 6 sıfırları, Bilonkları, Abu Bakarları, hakem rezaletlerini, her türlü rezillikleri eğer federasyon şike dosyasını açmadan halının altına süpürebiliyorsa yazıklar olsun. Geçen senenin şampiyonunu ben tanımıyorum. Türkiye'de geçen sene şampiyon yok abi yok. Böyle şampiyon olmaz. Bir golle Galatasaray şampiyonu kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Ankara'da o Babel'in omuzuna çarpan top bilmem ne o bu. Ha? Ya neyse girmeyelim şimdi bu konulara uzamasın sohbet. Arkadaşlar Küfür Basaydo'ya bir maç ceza verildi. Vatara millete hayırlı olsun. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beğenin, beğenin, yayın, yayın. bu rezaleti yayın. Çüş değil He? Eşi ol eşekler deyin, kapatın abi. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Hoşçakalın kardeşlerim.